TV8 ekranlarından aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyenler. Bu geceki programımızda Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamızı konuk ediyoruz tekrar. Daha önceki programlarımızda hatırlayacaksınız. Varoluş Sancısı kitabını hocamızın konuşmuştuk. Gerçekten çok enfes bir kitap. Buradan da e, siz değerli izleyenlerimize kitabı tavsiye etmiş olalım. Caner Taslamar hocamız yine her gece olduğu gibi bizlerle birlikte Hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evin Hocam, Hocam e, hakikaten çok keyif alarak yani sizle yaptığımız bütün bu programlar, Ramazan programlarında çok keyif alarak e, bu kitabı konuştuk. E, çok güzel bir kitap yazmışsınız. Tekrar elinize gönlünüze sağlık. Siz de sağ olun. Hocam şey çok önemli. Yani bu o, dinin e, en önemli e, katkılarından biri bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna cevap vermesi. Varoluş sancılarımıza ilaç olması hayata bakış açımızı, ölüme bakış açımızı değiştirmesi. Yani biz Türkiye'deki ilahiyat camiası olarak kendimi de buna dahil ediyorum. Bu konunun üzerinde yeterince durmadık. Yeterince bu konunun önemini anlamadık. Yani denize biz girersek mi, deniz bize girerse mi abdest bozulur? Taharet nasıl alınacak? Gibi konuların ne kadar konuşulduğuna bir bakın gerçek anlamda bir varoluş sorgulamasına ayrılan yerin ne kadar olduğuna bakın. Sırf Ramazan programları değil. Yani genel dini programlarla ilgili. Yani hep geçmişteki Ramazanlar nasıldı, şey tamam bunlar konuşuluyor ama gerçek anlamda dinin hayata verdiği anlam, yani dinin gerçek anlamda e, ki içeriğinin e, ruh dünyamızı, zihin dünyamızı nasıl zenginleştirdiği yeterince bence e, önem verilmedi bunları. Yani bunların vurgulan ve sofistike eserlerle e, bu desteklenmedi. Ondan ben Şaban hocamın da bu konuda yazmış olmasını çok önemsiyorum. Çok değerli bir kelamcımız olarak yani bu e, konuda yani yüzeysel söylemler varken kaliteli eserler yoktu hocamız bu konuda kaliteli bir eser konarak bence eksikliğin olduğu bir alanda kaliteli bir eser ortaya koyuyor. Hocam e, teşekkür ederim. Şey değil hocam. E, Herkesin Kat, katılıyorum ben de haklısınız ama bir de işin şu kısım var artık acı, acı tarafını diyelim onun yani bu tarz e, konular üzerine düşünmek e, çalışma eser ortaya koymak için de belli bir donanıma bir kime evet. entelektüel bir anlayışa sahip olmak gerekiyor. Biraz yani çok değerli hocalarımız var gerçekten Allah hepsinden razı olsun. Ama hani diğer konularla ilgilenmek herhalde daha evet. kolayına geliyor birçok kişinin ki bu sahaya pek fazla girmiyorlar. Biraz bu saha herhalde tehlikeli tabii geliyor ikisi onlar. de var yani bir şu var bir bu <laughs> konuların önemi anlaşılmıyor. İkincisi tabii ki konu önemini anladıktan sonra da bu konular hakkında bir eser koymak için birikim evet. olması lazım. Doğru. İkisi de birbirine ilişkili ama siz bu konunun önemini anlamazsanız o konuda birikim de yapamıyorsunuz. Yani bir de bunun Aynen. öyle bir, Aynen. bir, bir e, noktası var. Değerli hocam, şimdi şey, küçük bir e, katkı olsun diye bu ne yazıyoruz, niye böyle yazıyoruz diye şöyle düşünün. Kant e, ahlak filozofu olarak bilinir, değil mi? Ahlak da e, felsefenin üç dalından bir tanesi, etik. Ya, zannediyoruz ki ahlakın üç dalını koymuşlar Ta baştan beri. E, Kant da madem ki felsefenin üç Dalı var ontoloji, epistemoloji, etik. Abi ben de kendimi etiye vereyim. Hayır, hayat daha iyi nasıl yaşanır sorusunun zorunlu sonucu olarak Kant, ahlak çalışmaya başladı. Çünkü Kant aynı zamanda ebedi barış üzerine bir kitabın yazarı bu adam kendi dönemine geldiğinizde Kant'tan önce Avrupa bütün savaşlarla, iç savaşlarla kavruluyor. İnsanlar birbirini kırıyor ve böyle bir dünyada ahlakın kurtarıcı bir unsur olarak ancak insanlar arasında organize eden güç olarak öne çıkarılırsa... Bir devletler arasında da. Devlet tabii ki bir Birleşmiş Milletler ideali var aynı zamanda Kant'ın uluslararası ilişkiler teorisi okuyanlar bilirler. Dolayısıyla hem uluslar arasındaki barışı, hem ulusun içindeki barışı, hem insanlar arasındaki barışı, ahlakın, erdemin organize edebileceğini düşündüğü için adam ahlak teorisyeni oldu çıktı. Yani sadece ben bir felsefenin dalı madem ben de etik yapayım öyle değil. Dolayısıyla bugün dünyaya söyleyecek sözü olan, bu ülkede bu ülkeye söyleyecek sözü olan her insanın insanlar arasındaki ilişkileri kuracak, o çatıyı çatacak ana terimlere hayat vermek gibi bir misyonu evet. var. Yani bütün çabamız aslında, bütün çabamızın bu hayata dönük olması gerekiyor. Metafizik yaparken de bugün post metafizik diyor adam. Yani metafiziğin sadece kozmik sisteme adalet, zaman, hak dediğin kavramların bu dünyaya indir. Bu dünyadaki insanların yaşamına dokunsun, bu dünyayı kursun diyor. Post metafizik dediğim bu. Metafizik kavramları ahlaki bir içerikle benim hayatıma getir kardeşim diyor. E biz de diyoruz ki Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar bir ahlak kitabıdır. Ve üstelik de elhamdülillahi Rabbil alemin diyen yani evrensele biterken de kul auzu bir rabbin nas insanlar diyen küresel bir ahlak iddiasındadır. O küresel ahlak iddiasındaki bir kitabın iddiasını kim seslendirecek? Bunu kim ortaya koyacak? Şeyde diyor hocam yani e, hani Sokrates felsefe tarihinde özellikle işte Antik Yunan felsefesi çok önemli bir isim biliyoruz. Hatta işte filozoflar Sokrat öncesi ve sonrası diye böyle ayrım yapılıyor. E şimdi hani Sokrat'la ilgili anlatım yapılırken deniyor ki işte felsefenin merkezinde insan vardır. Şimdi diyorsun ki yani zaten ne olacaktı ki felsefesi merkezinde ama biraz baktığınız zaman sokak öncesi filozoflar daha çok şeyle ilgilenmişler. Evrenin kökeni kaynağı nedir ne değildir falan. Şimdi adam dedi ki ya kardeşim yani bırak evrenin kökenini kaynağını yani bunu espriyle karışık söylüyorum. Ya millet ahlaki reformu var insan ahlaki reforma ihtiyacı var insanların yani. Toplumda adaletsizlik var, yozlaşma var, hukuksuzluk var. Ee, ve dolayısıyla burada yapılması gereken şey aslında felsefenin yeryüzüne indirilmesi. Zaten Ham böyle kendisi. ifade edilir yani sokakta beraber felsefe yeryüzüne indirildi deniyor. Amk kendisi. Biz de yani genel mesela burada kimi zaman şeyleri de tartışıyoruz. Yani İslam ara, <laughs> İslam'ın iç dünyasında da tartışılmış bazı konuları ne bileyim işte heykel yapmak mesela caiz midir değil midir gibi konuları tartışıyoruz ama bu konular İslam'ın herhangi bir mezhebi görüşü arasında farklı da değil. Yani baksak mürciye Mu'tezile, şii bir tasavvufçu, Hanefi Alevi diyeyim böyle ayrımlar yapılıyor. gene. bunların hepsi dinin hayata verdiği anlamın önemi. Allah ve ahiret inancının hayattaki merkezi rolü dendiğinde burada hiçbir itiraz gelmeyecektir. Yani aslında bu özellikle dinin varoluşa verdiği anlamla ilgili konulara geldiğimizde İslam'ın farklı ekollerinin burada söyleyeceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Allah'ın varlığının delilleri gibi. Allah'ın varlığının delilleri meselesinde bir muteziyle mürciyenin yani bir farklı pozisyonu mu var? Yani tasavvufçunun veyahut da e, Vehhabinin. Aynı şekilde İslam'ın hayata verdiği anlam Allah'ın her şeyden daha önemli olduğu, Allah'ın rızasının hayattaki en temel hedef olması gibi, gerektiği gibi söylemler, günümüz dünyasında oluşturulan alternatif hedeflerin e, Allah'ın ahiretini alamayacağı gibi hususlar aslında bütün İslam ortak paydasını yani Müslümanım diyen herkesin ortak konusudur. Yani onu da hatırlatalım. Tabii tabii. Bu yaşamı konu bu kadar... ahlaki kurma konusunda dediğiniz tabii. gibi. Hangi mezhep, hangi meşrep, tabii. hangi tarikat, hangi cemaat, hangi agnostik adam. Ahlaklı bir yaşamı herkes için tabii kuralım ki. ve herkes orada emin, güvenli bir şekilde yaşasın. Arzu bu yani. Ya konunun Bilmiyorum. önemini anlamayan olabilir ama bu bir itirazlık nokta değil. Ona rağmen yani hani her bu konu bu kadar ortak bir payda olmasına rağmen gerekli önemi hiç, e, almaması da enteresan. <laughs> enteresan. Belki şöyle bizim benim ben çok, varoluş o, sorgulaması ile ilgili konular. Benim korkum, endişem şu çok çok tehlikeli bir cümle söyleyeceğim yani ilahiyat camiası adına bizim Kur'anla ilgili konuşmalarımız, Kur'an ayetlerini yorumlarken herhangi bir insan, herhangi bir mezhep falan onu anlaşılır kılmaktan daha çok onun ortaya koymaya çalıştığı hakikatin üstünü örtmek gibi bir cürmü, bir yani. suçu işlediği gibi bir kanaatim var bazı konularda. Aksi takdirde dinle ilgili durumumuzun bu kadar sıkıntılı olmasını başka türlü açıklayamıyorum. Yani ya sizin bir çabanız ya hakikati ortaya çıkarmaya dönüktür. Ya hakikati da gizleme. bir korkunuz varsa hakikati, hakikati gizleme, çarpıtma. çarpıtma. Kur'an-ı Kerim bunun adını koymuş. İltibas diyor. İltibas yani hakikati farklı bir libasa, farklı bir elbiseye giydirerek pazarlama, hiper gerçeklik diye söylenilen ifade. İltibas ve bu şeytani bir durumdur. Şimdi dinle ilgili düşünün Allah kelimesi, Allah kavramının içeriğini nasıl dolduruyoruz? Kime sorarsanız sorun. Adildir merhametlidir. Mutlak bilgidir, bilgilidir. Tamam, bütün bunlar. Peki ne bekleriz? Burada sıkıntı yok. Böyle bir varlığın kaynaklık ettiği, dokunduğu yaşamın da merhametli, adil, işte bilginin değer gördüğü bir alan olmasını beklersiniz. Yani metafiziğin fiziki dünyayı, ruhun bu bedeni idare etmesini, doyurmasını beklersiniz böyle olmadığını gördüğünüzde o zaman sorgulamalar başlıyor. Bu sorgulamalar başladığı zaman ortaya çıkan teolojiye kriz teolojisi <laughs> adı veriliyor. Yani ebedi olan ile geçici olan arasındaki ilişkide bir sorun var. Kitap ve bizim bugün üzerinde durmamız gereken problemlerden birisi bu krizi biz nasıl aşarız? Yani bu bir krizin işte varoluş sancısı diye ad koymamız çok sıradan bir şey değil. Yani gerçekten bir Varoluş problemimiz var, onu konuşuyoruz hep beraber. Bunu nasıl aşarız? İmkan var mı? Verel leke hayrulle ula. yarınımız bugünümüzden daha hayırlı olacak. Ayet öyle müjdeliyor. Bize düşen o doğumun gerçekleşmesine birimler, bize katkıda bulunmak. Yani, Tabii. Ki. Bugünün yaşayan insan İnşallah hocam. Şimdi kitaptaki başlıklardan bir tanesi herkesi eşitleyen yasa, ölüm ve dönüşü olmayan gün. Şimdi müsaade ederseniz bir ufak buradan hemen paylaşım yapalım değerli izleyenlerimize. Ömer Hayyam'dan bir alıntı yapmışsınız. Her sabah yeni bir gün doğarken bir gün eksilir ömürden. Her şafak bir hırsız gibidir elinde bir fenerle gelen. ...gerçekten çok çarpıcı. Ömer Ayyam müthiş söylemiş. Yani. Yine bir başka alıntınız var hocam. Gökyüzünde görülen kalıp bulutları... yağmurun habercisi olarak okuyabilen insan... ...yokluk düşüncesinin... ...kendini tedirgin etmesini de... ...yeniden dirilişin işareti olarak okumalıdır. Harika. Diyorsunuz. Evet. Şimdi sözlerin en güzeliyle taşlandıralım hocam... ...bu alıntıları. Ayet. Bir de bir ayet-i ayet kerimeden hemen paylaşım yapalım. Secde suresinin 12. ayetini... ...burada e, yer vermişsiniz. Dönüş olmayan gün... Başla Alt başlığı altına vermişsiniz. Bu ayeti de paylaşalım izleyenlerimizle onun üzerine sohbet etmeye devam edelim. Aha. Suçluları Rablerinin huzurunda başları öne eğilmiş olarak Rabbimiz dünyada gerçekleş, gerçekliğini inkar ettiğimiz ne varsa hepsinin hakikat olduğu ortaya çıktı. Bizi bir kere daha geri döndürsen, göndersen ve ihmal ettiğimiz iyilikleri yapsak gelsek ne olur? Artık biz kesin inananlardanız. Dedikleri zamanki hallerini bir görsen. Gerçekten çok çarpıcı bir çok çarpıcı. Hocam ne anlatıyorsunuz burada biraz? Bu ebediyet duygusu ve aynı zamanda bu dönüş olmayan gün başlıklarından. Bu aynı zamanda bu reenkarnasyon e, tartışmalarını da bitiren evet. bir ayet-i kerimedir. Ee, i̇nsan arzu ediyor. E, kör topal bile olsa çok mutsuz da olsa bu biraz ya biraz daha gidelim diyor. Yani insan 100 yaşına gelen insan da ölmek istemiyor. Çok güçlü bir duygu değil mi? Çok güçlü. Evet. Hatta e, ilerleyen yaşlarda hayata bağlanma oranı daha da yükseliyormuş. Maddeye olan e, eğilim de daha güçleniyormuş. İntihar yani intihar edenler bile aslında e, yani yaşamayı reddetmiyorlar da acı çekmeyi reddediyorlar. Evet, yani doğru. acılardan kurtuluşun olduğunu göremediği için birçok insan intihar doğru. ediyor. Yani intihar bir aslında bir hayatın reddi değil. Değil değil. Acılı bir hayatın reddi ve çıkışı o, olmadı. O da bir arayış, bir çıkış evet. yani. Aslında o da bir, bir varoluş biçimi yani. O da bir varoluş biçimi, bir formu reddetmenin biçimi yani. Reenkarnasyon düşüncesini reddediyor dediğim ayetten çıkan şu, Kur'an-ı Kerim'in anlatım yöntemlerinden bir tanesi dramatize ediyor. Bir sahne kuruyor, sahnede rol atamaları yapıyor. Ve Allah'ın huzurunda ahirette diriliş gerçekleşmiş suretlere üfürülmüş yani o sura üfrem üfürme nasıl çıkardılar onu bilmiyorum bizim ulema ama sur dediği şey suret ile aynı kökten gelir yani bedenlere can verilmesidir yoksa aklımıza gelen işte bildiğimiz o Boru. israfil arında elinde bir savaşı başlatan borular vardır ya sanki öyle bir üfürüyor ve onunla bütün millet ayağa kalkıyor. O da bir dramatizedir yani. Ama aslında sura üflemek, suretlere üflemek aynı kök. İnsanların bedenleri yeniden diriliyor. Bir, yeni bir varlığa kavuşturuluyorlar. Bu gerçekleştikten sonra ayet-i kerime diyor ki suçlular yani inkar edenler ahiret diriliş Allah'ın insanları huzurunda toplayacağı, cennete, cehenneme yani hak edişlerin dağıtılacağı. Cennet, cehennem diyoruz yine dramatize ediyoruz. Ama mesele ne? Hak edişler var. Bütün insanların çabası o tarafa doğru hak edişini alıyorsun. Orada hak edişleri dağıtıldıktan sonra insanların bir kısmı inkar etmişler. Yok böyle bir yaşam demişler. Yerine göre çalmışlar, çırpmışlar. Yapmamalarını gerekeni yapmışlar, yapmaları gerekeni yapmamışlar. Yani iki türlü de kayıptalar. Bu insanlar dirildikten sonra durumu görünce Allah'a yalvarıyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi bize bir fırsat daha ver. Biz daha önce yok falan dediğimiz o gerçeklik karşımıza bugün bütün çıplaklığıyla çıktı. Bize bir fırsat daha ver. Biz gidelim ihmal ettiğimiz, yapmadığımız ne varsa onları yapıp gelelim. Şimdi işte reenkarnasyonun reddi dediğim kısım orada geliyor. Ayet-i kerime diyor ki size bir fırsat daha asla verilmeyecektir. Zira geldiğiniz yer yani dünya ile burası arasında bir berzah, aşılmaz bir berzah var. Geri dönüş yoktur. Orta. Geri dönüş yoktur. Şimdi aslında bu önden bir uyarı bildirim. Yani bu sahne gerçekleşecek, gerçekleşmiş gibi sanki gitmişsiniz, durumunuz ortaya çıkmış, böyle bir talepte bulundunuz ve reddedilmenin size getireceği o yıkımı yaşamamak için şimdiden sanki gitmişsiniz, gelmişsiniz gibi şimdiden sıfırdan bugün başlayın ne yapmadıksa yapılması gereken bugünden itibaren yapmaya başlayalım. Yapıyor ola geldiğimiz ne varsa yapılmaması gereken bugünden itibaren terk edelim. Aslında bugün bu ilahi olanı mesela şöyle bir fetva verilmiştir. Müthiş bir adam varsayalım 50 yaşında karar verdi. Dinsiz bir adam, imansız bir insan. Ben dine gireceğim kardeşim ya. İyi de 50 yaşına kadar hiçbir ritüel, hiçbir ibadet yok hayatında. Adamız Allah da yok hayatında. Bu adam imansız bir adam hayata girdi. Ne olacak şimdi ibadetler? 50 yıl kardeşin şimdiye kadar yapmadıklarını yap mı diyeceğiz buna. Ali Gülkari'nin fetvasıdır. Ya da bir adam Müslüman bir adam ama namazını kılmamış. Bu adam diyor ki Ali Gülkari bugün İslam'a girmiş gibi ihmal eden bir adamda, Kendisinden şimdiye kadar yapmadığın ibadetleri yap diye adamı zora sokmayın diye. Bugün başlamış gibi hayatına sıfırdan yeniden başlasın taze taze, mutlulukla. Şimdi bunu mesele bir adamın ne yapıp ettiği ya da ona bazı şeyleri yani kendisini tanımlamak için bir adamı kimdir bu adam? Müslüman bir adamdır. Peki nasıl bileceğiz bunu? İbadetlerinden bileceğiz, göreceğiz falan. Ya nahnu nahkümü biz zavahir, biz dış eylemlerine göre adam hakkında hüküm veriyoruz da biz veriyoruz ya. Bizim hmm. hükmümüz Allah'ın hükmü değil ki. Yani Allah'ın ne hüküm verdiği meselesidir mesele. Dolayısıyla bir insan Kur'an-ı Kerim'in orada söylediği şey şu. Bir uyarı. Gerişi geriye dönüşü olmayan, dönüşü olmayan bir gün bence çok müthiş bir vurgudur. Bir ön uyarıdır, bir ikazdır. Ya yani işin şakası olmadığını iş, aslında. İşin gösteriyor. şakası yok yani. Bunun hiç tartışmasız ya şu suçu işlerseniz şöyle bir diyor yani şu suçu işlerseniz kardeşim ağır cezada yargılanırsınız müebbet alırsınız ve bir daha da gün yüzü göremezsiniz. Şimdi bunun şakası olmadığını adam o suçu işler ve gider hapiste hapiste ölür. Ve bunu birisi görürse ya bunun şakası yok diye o suçu işlemeye ikinci bir kişi teşebbüs edemez. Ama derler ki insan başkalarının hayatından, hatalarından ders alan akıllı adamdır. Kendi hatalarından ders alan adam aptal adamdır. Yani başkasının siz bunu görüyorsunuz yani. Dolayısıyla bize ilahi olan bir bildirimde bulunuyor. Bunun şakası yok. Bunun geri geri dönüşü yok. Dolayısıyla bir uyarı olarak e, bu söyleniyor. Şu arzuyu anlıyorum. Reenkarnasyon meselesi. Çünkü Türkiye'de de bazı e, grupların bunu köpürttüğünü ve Hinduizm'den beslenen bir reenkarnasyon, yeniden bedenlenmenin olduğunu insan istiyor ki bir daha geleyim ya diyor. Yani bir daha geleyim. Peki neden ikinci bir yaşamı insan istiyor? Daha iyi bir yaşamı. Neden istiyor? Bu doğal burada itirazım yok. Daha iyi bir yaşamı buradaki yaşamınıza göre zaten Allah size vaat ediyor. Yani şimdi bakın Allah'ın vaadini şey, bilmemek herhalde ilk sebepler. Evet. Yani Allah'ın vaadi yani reenkarnasyonda yeniden bedenli neyim ve bu dünyada bir daha yaşayayım ya. Diyen adama zaten Allah'ın söylediği ya sana zaten ikinci bir yaşam, ikinci sürüm, ahiret dediğiniz ikinci sürüm, gelişmiş bir sürüm. Daha gelişmiş ahir, diğeri üst bir sürüm zaten size vaat ediliyor. Peki neden bunu talep ediyorsunuz? Şimdi bilinmeyen şu, kısaca reenkarnasyon, Hinduizm'de bir ödül değil, bir cezadır. Evet. Yani Nirvana'ya, ilahi olana kavuşmanız için sizin o kavuşmayı hak edecek bir yaşam sürmeniz gerekir, olgunlaşmanız gerekir. Ama geldiniz o Nirvana'ya erişecek olgunlukta değilseniz size ikinci bir şans daha veriliyor. Git bir daha yaşa ve gel. Fakat bir daha yaşa gel dediği aynı çile, aynı işkence, aynı sıkıntılar dünyayı yaşıyorsun. Evet defalarca bu tekrar edebilir reenkarnasyonda. Biz Kur'an-ı Kerim'in söylediği bir yaşamı insan gibi yaşadığınızda size zaten nirvana cemalullah dediğimiz Allah'ın cemaliyle müşerref olma, o rızaya kavuşma zaten size vaat edilen. Bunu sürekli yaşayarak, tecrübe ederek bir daha buraya geleyim durumuna gerek yok. Üstelik öyle yani, bir vaat gibi hocam yani 40 sefer dünyaya gelseniz 40 tane ayrı hayat yaşasanız yani onun toplamıyla bile karşılaştırılmayacak kadar yani, üstün evet. bir. Yani o bir arzu. Reinkarnasyon bir arzu. Bir kurgu. Ama diyorum ki o kurgu zaten sonunda gideceğiniz, arzu ettiğiniz en iyi olanla birleşme, onunla birlikte olma ve olgunlaşma zaten Kur'an-ı Kerim'in söylediği şey bir defa siz iki defa ölüyoruz, iki defa diriliyoruz. Kur'an-ı Kerim'e göre. İki defadan kasıt şu, bu yanlış anlaşıldı. Evet, Daha önce ismini evet. vermek istemiyorum burada e, vefat etti hocalarımızdan bir tanesi. Yine yaşayan bir hocamız da e, iki kere yaşam, iki kere ölümü Kur'an'idir diye söylüyorlar. Ama sistematik bir hatadan kaynaklanıyor. Kur'an kendi içinde açıklıyor Kur'an-ı Kerim diyor ki, siz ölüyken sizi dirilten, tekrar öldürüp tekrar diriltecek olan Allah diye devam ediyor. Dolayısıyla... Bir insan yokken yani dünyada yokken Kur'an-ı Kerim onu ölü. Veya da cansız sayıyor. madde durumumuza belki de. Cansızdınız, ölüydünüz. Sizi var etti. Bu birinci ölüm, birinci varlık. Sonra tekrar ölüyoruz. Bu ikinci ölüm. Sonra tekrar var olacaksınız. Yani bu ölümle başladığı için reenkarnasyonun siz de. olamayacağının Tabii bir bu. izi. Reenkarnasyonda reenkarnasyon de zaten iki yani. kere ölüm, iki kere diril diye dünyada öyle bir reenkarnasyon modeli yok. Evet. Sadece Kur'an'ı zorlama konusunda. Evet evet bunu, bunu açıklamış olmuş olalım evet. yani açıklamış evet. olalım. bir. İyi oldu hocam çünkü olmuş. böyle bir görüş var bunu açıkladığınız bence evet. de. Çünkü ben de rastlıyorum arada ee, bununla ilgili. Hocam aslında yani Rabbimizin <laughs> sizin az önce ifade ettiğiniz gibi e, insanları bu gerçekle hakikatle karşılaşmadan önce uyarması Engin rahmetinin bir gereği. Hı. Yani diyor ki bakın bu mazalar yaşanacak. Dolayısıyla siz kendinizi bu durumu düşünmeden ona göre tedbirinizi alın ona göre bu hayatınızı planlayın. Ee, gelecekle ilgili beklentilerinizi veya ahiretle ilgili beklentilerinizi ona göre yapın. Yani ahirette nasıl karşılanmak istiyorsanız dünyada ona göre bir yaşayın diyor. Bu aslında gerçekten çok adil bir sistem. Yani Allah bunu bildirmeyebilirdi Allah Nasıl karşılanmak olur. istiyorsunuz dedin ya Efendim evet evet. hocam ya şey Kur'an-ı Kerim'de Yeumut Telak evet. diye bir ifade evet. var. Ahiretin isimlerinden bir tanesi. Yeumut Telak. Yani. Karşılaşma günü. Evet. Maturidi'ye baktı. Mümam Maturidi ne diyor? Mümin suresi 15. ayette. Mümin suresi evet. 15. ayette telak, karşılaşma, mülaki olma diyor ki insanın yaptığı eylemler önceden gider ve kendisini karşılamak için bekler. Şimdi muhteşem. Hı hı. Bir de kendi yaptığı eylemler olduğu için inkar etmesi de mümkün. <laughs> Yani, yani ben yapmadım şimdi şöyle diyelim ki bir ihtiyacı olan bir insana yani yolda kalmış ya da neyse ya ya da bir doktorsunuz işte baktığınız adamın parası pulu yok ya 100 bin lira tutuyor ameliyat bir göz ameliyatı A, veremem ben bunu siz bilirsiniz De diyebilir adam doğru mu? Bu kadar hayatın içinde bu yani Şöyle şey böyle çok e, hamasi nutuklarla ilgili bir şey değil bunu yaşıyoruz yani bir retina operasyonu yapacak adam 120 bin lira paranı alırım dedi. Peki yok benim param. Sen bilirsin." diyor doktor. Şimdi tersi de olabilir. Dolayısıyla yapabilirsin. Tamam kardeşim ben bir yolunu bulacağım. Bunu yapacağım sana. Seni ben sağaltacağım. Şimdi bu da adam, bu da adam. Büyük ki yaptığınız her şey iyi ya da kötü önden gönderiyorsunuz evet. ve sizi karşılayacaklar. Bu muhteşem. İkincisi önden giden herkes arkadan gelenleri karşılayacak. Şöyle düşünün. Bir gidiyorsunuz. Önden kim gitti? Firavun da önden gitti. Peygamberler de önden gitti. Ben doğrusu Hazreti Peygamber'in ve diğer Musa'nın, İsa'nın bizi karşılamasını arzu ederim. Firavun karşılıyorsa <laughs> durum vahim. Yani yer <laughs> çok kötü, Sakın. sakat. bir yerdeyiz. Üçüncüsü Maturidin'in söylediği anılan gök ehliyle yer ehli ne anılıyorsa karşılaşacaklar. Dolayısıyla karşılaşma günü de ahiret isimlerinden birisi. ...şu anlatım tarzı Kur'an-ı Kerim'in dramatize ederek... Hocam siz neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Ee, yani Ölüm konusunu açmışken belki... ...bizim kendi kendimizi bazı ölüm hususta kandırdığımız hususlara... ...belki dikkat çekmem yerinde olabilir. Yani insanın kendini bu kadar açık bir gerçeğe karşı... Değil mi? ...ölüm apaçık, ölüme doğru gidiyoruz orada... Ve hayatımıza şu anda yön vermemizi gerektiren bir gerçek bu. Sadece oradaki durduk gittiğimiz bir nokta değil ölüm. Buna rağmen kendimizi ölüme bakışta ciddi bir kandırmalar içindeyiz. İnsanın kendini kandırma kapasitesi çok güçlü. Hatta hocam bazen diyorum ki insanın üniversite bitirse üniversiteli bir kendini kandıran oluyor. Doktorası bitince doktor Profesör olunca kendini kandıran profesör oluyor. Yani <laughs> Argüman koyma gücü arttığı gibi kendini kandırma gücü de artabiliyor <laughs> bazen insanın <laughs> dereceleri bittikçe. Ondan kendini kandırmadaki önemli sebeplerden bir bilginin artması değil, insanın kendini kandırmaktan evvela vazgeçmesi. Mesela bir tanesi ölümü sanki hep böyle başkalarının başına geliyormuş gibi değerlendiriyoruz. İşte dedem öldü, Allah rahmet eylesin. Kedi öldü. Hatta bir gün ben de öleceğim dediğimizde bile, çoğu zaman sanki böyle başkasının başına gelecek bir şeymiş gibi biz üçüncü şahıs olarak kendimizden bile bahsediyormuş gibi görüyoruz. <laughs> Oysa öncelikle şunun idrakine varmamız lazım. Şu anda gören, işiten, duyuları olan bir ben var, bedeni olan. Ben öleceğim, ölüme doğru gidiyorum ve bu kısa süre sonra olacak. Bunun ciddi anlamda idrakiyle hayata devam ettirmemiz lazım. İki, Ölüm kalabalıkların arasında olsa da tek başına yaşanan bir şey. İnsan zannediyor ki diyelim ki ölüm yatağının başında elinizden tutanlar var, dua okuyanlar var, sizle beraber bırakmayan var, çok geniş aileniz, yüzlerce dostunuz var. Sanki onlar da ölüm çukuruna beraber girecekler. Yani toplu bir kazada ölen yüzlerce kişi bile her biri ölüm tünelinden e, tek başına geçerler. Yani ölüm bizim tek başına deneyimleyeceğimiz bir şey, paylaşılacak bir şey değil. Ölümün mutluluğu mu, acısı mı, artık ölümümüz için mutluluk mu, acı mı neyse. Ama her neyse tek başına yaşadığımız bir şey. Onu da bilmemiz lazım. O yüzden yani burada bu dünyada hani başkalarını hoşnut etmek yerine, yani sanki ölümden sonra da hoşnut ettiklerimiz bizle gelecekmiş kandırmasından da böylece kendimizi kurtarmamız lazım. Bir de ölüm sanki yokmuş gibi veya önemsiz bir şeymiş gibi yapanlar var. Hatta ünlü filozoflar bile bu konuda kendini çok komik şekilde bence kandırmışlar. İşte Epikür'de görüyoruz. Şuna benzer ifadeler var. Yani ben yaşarken ölüm yok. Öldüğümde ben olmayacağım. Demek ki ölümü tatmayacağım. Ha, demek ki ölümden korkmaya gerek yok. Yani. O da bir rahatlama yolu. Yani, yani bu işte, kadar yani. uyduruk yani felsefe yani bu kadar uyduruk bir kandırmanın. Ciddi, Günü kurtarma gibi biraz aslında. Günü kurtarma gibi bir şey oluyor. O anda tabii çünkü ölümü düşünmek insanın o andaki zevklerini, hazlarını yok edeceği endişesiyle ölüm düşüncesini e, kafamda hiç açmayacağım bir odaya kaldırayım, şu ana odaklanayım, carpe diem yaşayayım, sanki gelecek yokmuş gibi, sadece bu an varmış gibi yaşayayım düşüncesinin neticelerinden birisi bu bence. Ölümü böyle bir odaya hapsetip ölene kadar o odayı hiç açmamak düşüncesi. E, buradaki tabii ki önemli olan şunu yakalamak, yani bir de şu var hatta. Şimdi ateistler için bu biraz daha anlaşılır. şimdi Ateistlere göre. Allah olmadığı için insan tesadüfen var oldu. Tesadüfen var olmuş bir canlı ölünce de madde dağılacak. Bir daha var olmamız mümkün değil. Şimdi bir ateistin e, o zaman yapacağı şey aslında ki felsefi sorucu bana göre ateizmin nihilizme götürmesi. Hayat hiçbir anlamın olduğunu olmadığı düşüncesi. Ama nihilizm düşüncesi hiçbir şeyde hayatın anlamı olmadığı düşüncesi dünyada mutsuzluğa götürecek bir düşünce. E, hatta intihara da sürükleyebilecek bir düşünce. E, i̇nsandaki yaşam fıtratından verilmiş yaşam duygusu insanda o kadar güçlü ki ateist bile olsa nihilizme gitmek istemiyor. O zaman ne yapıyor? Sanki ölüm yokmuş gibi kendini kandırma seçeneğini bir ateistin e, tercih etmesinin e, nedeni anlaşılıyor. Gerçi ateist de bunu bu şekilde kendini kandırınca ne oluyor? gerçekten Allah var mı, ahiret var mı? Onun için olabilecek en önemli sorular belki daha çok konsantre olmasına götürecek ölüm düşüncesi. Belli hakikatleri anlamasına sebebiyet verecek. Bu konuda kendini kandırarak açabileceği bir kapıyı açmasını engelliyor. Bu konudaki kendini kandırması. Ama burada büyük bir ama var. Allah ve ahiretini inandığını beyan edip de yani büyük bir tutarsızlık içinde sanki e, ölüm yokmuş gibi tamamen bu dünyaya konsantre olarak yaşayan Yüz milyonlarca kişi var. Müslümanlardan veya Hristiyanların içerisinden. Yahudiler içinden de vardı. Onlar dünyanın binde ikisi olduğu için yüz milyonlar içinde sayı olarak ufak tutarlar. Ama Müslüman veya Hristiyan diye yüz milyonlarca kişi değil birkaç milyar dünyada Müslüman ve Hristiyan var. Allah ve ahirete inandığını beyan eden. Fakat baksak hatta anketlerde de gözüküyor bunlar. Büyük bir kısmı sanki ahiret yokmuş gibi bu hayatı inşa etmiş. Ama felsefi bir perspektifle bakarsak bu çok büyük bir tutarsızlık. Yani aslında ontoloji her şeyi belirler. Varlığa bakışımız yani her şeyi belirler. Yani ahiret var diyorsak bizim yani ontolojimizde varlık alanımızda bir ahiret varsa bütün her şeye bakışımız farklıdır. E yok diyorsak farklıdır. Ama var deyip de sanki yokmuş gibi yaşamak mantıksal açıdan anlaşılması mümkün olmayan evet. bir pozisyon. Biraz zamanın üstüne çıkıp bakalım. Bizden önce milyarlarca yıl var. Şurada 100 yıl bile yaşandığında kısacık bir hayat var. Burada milyarlarca yıl var. Şuradaki bir kısa hayatımız buradaki uzun hayata bir tohum olma potansiyelini taşıyor. Yani buradaki o oluşturduğumuz tohum kaliteliyse orada iyi bir ağaç veriyor. Kötüyse orada kötü bir ağaç. Zakkum ağacını meyve veriyor. Öbür türlüsü güzel bir ağacı meyve veriyor içimizde oluşturduğumuz tohum. Şimdi böylesi bir durum içerisindeyken bizim bu dünya hayatına konsantre olup sanki ahiret yokmuş gibi yaşamamız müthiş bir mantıksızlık. Şöyle bir şey var. Yani bir bekleme salonundasınız. Orada çok hoşunuza giden bir alan var, hoşunuza gitmeyen alan var. O bekleme salonunuzdaki geçireceğiniz birkaç dakikaya göre her şey belirlenecek. Çok beğendiğiniz alana veya beğenmediğiniz o alanına alınacaksınız. Yıllarca geçireceksiniz. Herkes o birkaç dakikayı oldukça kendini beğendirerek değil mi? Kendisini oraya yerleştirecek olana beğendirerek geçirmeye çalışır. Şimdi Allah ve ahiretine inandığını beyan edip sanki ölüm yokmuş gibi yaşamak bu yüzden bir insanın kendi kendine yapabileceği en büyük kötülük edeyim. Ee, ve İslam dünyasında şu anda baktığımızda da önemli bir kesimin sanki ahiret yokmuş gibi yaşadığına yani e, dikkat çekmemiz lazım. Yani hocamın da ele aldığı kitabında benim de ele aldığım tarih hususlardan birisi bu. Yani biz ahiretin varlığıyla ilgili kanaatimiz bizim buradaki varoluşu anlamlandırmamızla ilgili her şey kökünden değiştirir. Yani ahiret varsa ileride buradaki hayat bambaşka bir hayat olur. Ahiret yok ölüme doğru yokluğa doğru gidiyorsan var olur. Ama ahiret vardır derken sanki ahiret yoktur gibi yaşıyorsam ki çok geniş bir kitle böyle yaşıyorsa burada düzeltmemiz gerekli ciddi bir sorun var demektir. Kesinlikle. Ama bu Ramazan'ın da işte bu son günleri inşallah Burada bir e, kendi kendimizde düzeltme yapmamız için inşallah belki e, bir fırsat olur. Fırsat olur ya. kesinlikle. Değerli hocam, e, ölüm herkesi eşitleyen yasa diyorsunuz kitapta. Bu yani ölüm herkesi işte Bakara 156'dan burada alıntı yapmışsınız Allah'a ait bizler hep ona doğru dönüşteyiz e, ayetini burada kullanmışsınız. Benzer ayetler de var yine e, yer verdiniz. Şimdi ölüm herkesi eşitleyen bir yasa evet. Bir o, de aynı zamanda herkesi lahi ve inna ileyhi evet. ee, hepimiz Allah'a aitiz ve ona dönüş yolundayız. Evet. Ee, yine hepimizin bildiği siz devam edeceksiniz de şu küçücük aklımdayken söyleyeyim diye işte mezarlıklara yazılan evet. küllü nefsin zaikatu'l mevt her e, canlı ölümü tadacaktır. Şimdi tercümedeki hata şurada zaikatu'l Mevt ölümü tadacaktır değil, ölümü tatmaktadır. Yani her an zaten onu tadıyoruz. Yani insan doğduğu andan itibaren başlıyor. Ölüme doğru yaklaşır Tabii, zaten. Tabii onu tadıyorsun. Ona... Dolayısıyla nasıl olsa gelecekte olacak. O, o geldiği anda bakarız. Hayır, Hz. Peygamber'in söylediği ağızların tadını kaçıran ölümü hatırlayın diye. Şimdi ağzının tadını kaçırıyor. Doğru, ölümü hatırladığın zaman ağzının tadı kaçıyor... Fakat bu senin yaşam enerjini alan mesela şunu da söylüyor. Asla ölümü temenni etmeyin. Asla. Yani bir mümin ne olaydı öyleydim de şu dünyadan kurtulaydım falan. Böyle bir cümle bir müminin ağzından dökülemez. Çünkü hayat da varsan, eylemde bulunabiliyorsan gelecek yaşamın için bir şey yapabilirsin. Çünkü orası eylemsizlik dünyası, eylemsizlik diyarı. Dolayısıyla oradaki vurguyu yani şu bir farkındalık olsun diye insanlar her an e, hücre yapılarındaki eksilmeyle kabiliyetlerindeki eksilmeyle yani dün gibi değiliz işte yani, evet. tamam bu bir eksilme var ve bir tür ölümü her an biz tecrübe ya ediyoruz ya da uykumuz yani. değil mi hocam Kur Uyku hali gerçek, yani uyku hali de zaten bir nevi ölüm ama buradaki tecrüze. şu şu gücü yani bu bir kesinlik ölümden sonra bir hayat var. İşte Pascal's wager diye meşhur bir evet, örnek var evet. ya Pascal'ın bahse evet. bahse giriyor adam ya %50 %50 bir bahse girelim diyor. A şahsı ölümden sonra hayat yok diyor. Ne yaşıyorsak işte burasıdır bitti. Ne kazanır ne kaybeder. Evet. B şahsı diyor ki hayır ölümden sonra bir hayat var. Peki ölümden sonra bir hayat yoksa burada kim kaybeder? Hiç kimse kaybetmez. Yani ölümden sonra hayat var diyen de bir şey kaybetmez. Peki ölümden sonra hayat varsa burada kim kaybeder? Ölümden sonra hayat yok diyen kaybeder, var diyen kazanır. Fakat, yani ne kaybeder aslında o da önemli hocam. Yani <laughs> Sonsuzluğu kaybediyor. Sonsuzluğu kaybediyor. Fakat burada Pascal'ın bu iddiası, bu bahisçisine ilişkin çok ciddi eleştiriler var. Ben evet. de kitapta eleştirdim onu. Evet. Şimdi ölümden sonra hayatın var olduğu bir bahis konusu olamayacak kadar 50-50, %50-%50 bahse girelim... Denilemeyecek kadar kesinlik içeriyor. Çünkü şuradan biliyoruz biz yoktuk varız <laughs> bitti. Kur'an-ı Kerim de onu söylüyor. Hatta Kur'an-ı Kerim diyor ki ya ilginç bir argümantasyondur Kur'an-ı Kerim'in orada yaptığı ilginç bir delillendirme diyor ki şimdi insanların bir kısmı ölümden sonra biz tekrar nasıl dirileceğiz diye şaşırıyorlar. Asıl Esas onların o bu şaşkınlıklarına da biz şaşırıyoruz. Evet. Yani siz ölümden sonra hayatın olacağına nasıl ihtimal veremiyorsunuz? Biz buna şaşırıyoruz. Ya Neden? Yaşadığınız hayatı görmüyor musunuz? Ya, ya, görmüyor musunuz? Siz yoktunuz. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Siz gerçekten argüman kendi içerisinde <laughs> dairevi bir e, sonuca varıyor ve karşıdaki şahsı da ilzam ediyor. <laughs> ya yani adam azıcık düşününce evet diyor ya biz yoktuk. Varız diyor. Yani bunu Allah demesine gerek yok ki ben de biliyorum diyor. Ben yokken şimdi ben şimdi evleniyorum çocuk yok. Aa, sonra bir canlı meydana geliyor. Anlıyorsunuz ki, anlıyorsunuz ki hayat sizin aslında çok basit olduğu için, çok basit olduğu için anlamadığınızı düşündüğünüz ciddiyette komplike bir yaşam. Çok sofistike, çok derinlikli fakat size sunuluş biçimi çok basit, çok yüzeysel. Dolayısıyla sen daha ciddi bir şey bekliyorsun. Çok basit, zaten en ciddi ve en basit iç içe olarak sana verilmiş. Yani bir insanın ağzını açtığı zaman anlamlı bir cümle kuruyor olması, beni anlıyor olmanız, sizi anlıyor olmam aslında korkunç bir mucize, müthiş bir şey. Çünkü evvelden yokluğu düşünebilsek aslında bunun mucizeliğini daha iyi anlarız. Tabii ki. Çünkü yine Maturidi diyor ki dil konuşmanın sebebi değildir. Öyle olsaydı bütün dili olan varlıkların konuşuyor olması lazım. Evet. İletişimde bulunabilirler ama konuşmuyorlar. Dolayısıyla insanın ağzını açtığı zaman bir şey söylüyor olması ve anlaşılıyor olması Allah'ın kelamı yaratması ve ona bu bu şekilde kodlamasındandır. Hayatın mucizeviliği bütün basit gibi görünen her şeyde mucizedir. Dolayısıyla bu yeniden var olmayı Ölümden sonra var olmayı ahireti inkar edenlere Kur'an-ı Kerim'in esas ona şaşılacak bir durumdur. Ee, onların iddiası demesi gerçekten <laughs> muhteşem geldi. Kesinlikle. Yani. Çok çok. bir şey de bir, bir de şey var değil mi? Bir yine kendimizi kandırma veya bir e, fıtratımızdaki e, bence değerlerin kayması da birçok şeye sebebiyet veriyor. Mesela fıtratımızdaki değerlerden biri bana göre kendimizi beğendirmek. Aslında niye insan mantıklı olarak düşünse kime kendisini beğendirmeye çalışır? En önemli olanı ne kadar önemliyse birisi ona o kadar çok kendimizi beğendirmek önemlidir. O zaman Allah'a kendimizi beğendirmek herkesi beğendirmenin üstünde olmalıdır. Yani aslında Allah'a kendimizi beğendirmek dediğimiz aslında Allah'ın rızasının her şeyin üzerinde olması demektir. Aslında fıtratımızda olan hani e, ve kimisinin işte makyaj yapmasında kimisinin güzel gömlekler, tişörtler alması bir sürü şekilde ortaya çıkan başkalarını kendimizle beğendirmemizle ilgili his en son noktasına, en sofistike tarza götürülse en önemli olana kendimizi beğendirmenin en önemli unsur olduğu karşımıza çıkar. Bir de yine bence böyle insanın içindeki çok güçlü şeylerden biri mesela sürekli var olmak hissi değil mi? O da aslında Allah'ın insan için o fıtratın o hissi koyması da tabii. Ahiretin, yeniden dirilişin kanıtı. Yeniden dirilişin kanıtı. Fakat bunda da kaymalar olabiliyor. Ve kaymalara Kur'an da dikkat çekiyor. Mesela birisi Şuara Suresi 129 diyor ki sürekleşeceğinizi yani ebedileşeceğinizi umarak süslü ve sağlam eserler mi ediniyorsunuz? Birçok insan ahiretin varlığını bilmeyince arkasında bıraktığı eserlerle sanki kendi ebediliğini muhafaza edecek. Ben öldüm ama orada bir parça duruyor gibi bir yanılgı oluyor. Veyahut da bazı insan da elde ettiği malı kendisini ebedileştirecek zannediyor. Onda Hümeze 3'te Kur'an dikkat çekiyor. O malının kendisini sürekleştireceğini zannediyor. Aslında baktığımızda diyor yani kralların, zenginlerin değil mi? böyle haşmetli mimari yapılar yaptırmasının, politikacıların, bürokratların böyle ben tarih kitaplarına geçen ünlü biri olmalıyım diyen bürokratların, politikacıların düşünmeye çalışmasının, sanatçıların, sporcuların kabiliyetlerini ortaya koyarak yine anılan, beğenilen bir insan olarak insanın hafızalında yer etmeye çalışmasının birçok insanın arkasında çocuklar torunlar nesiller bırakmasının bile altında aslında herhalde bizim o süreklileşme hissi. ebediyet hissi ebedilik hissimiz var. Ama gerçek anlamda tamam dünyada sanatı sanatın desteklenmesi güzel. insanın arkasına nesiller bırakması, köprüler yapılması, politikacıların yaptıkları güzel icraatlarla tarihin kitaplarının sayfalarına geçmeleri. Bunların hepsi güzel. Bunlar hiçbir diyeceğimiz yok. Ama bunları kendini sürekleştireceğini zannediyorsan burada ciddi bir yanılgıdasın arkanda bıraktığın hiçbir para şu arası suresini dikkat çektirdiği gibi senin arkanda bıraktığın hiçbir mimarisi hiçbir şey seni sürekleştirmez. ama Allah bunu zaten seni sürekleşeceğini söylüyor ve bunun mekanizmasını da Allah veriyor o, hocamız onu söyledi zaten Allah'ın varlığını bilmek seni yokluktan buraya çıkaran var Bundan sonra nasıl ben bir daha var olabilirim diye düşünme nasıl şaşılacak bir şey. Yani beni yoktan yaratan için bir kere daha nasıl yapacak? Haşa becerebilir mi diye düşünülebilir mi? Şu müşriklerin zannı o çürümüş kebikleri kim diriltecek deyip yeniden yaratılma potansiyellerini göremedikleri için yaratılışın arkasındaki gücü takdir edemedikleri içindir ki yeniden yaratılmayı görememişler. Ama Müslüman zaten Allah'ın varlığına inanç eşittir yeniden yaratılmak mümkündür demek. İslam'ın varlığına inansa, Kur'an'ın en önemli mesajlarından biri ahiretin varlığı olduğu için, ölümden sonra diriliş olduğu için İslam'ın varlığına inansa ahiretin varlığına kesin inançtır. Yani Allah'ın varına inanmakla ahiretin mümkün olduğu. İslam'a inançlaysa Allah'ın bu konudaki vaadi de görülüp ahiretin varlığının kesin olduğu anlaşılır. Bu, bu, bu Allah'ı tam takdir edemediniz diye ha, ayet-i ha, kerime çok, evet. var ya, tam sizin çok söylediğiniz çok noktada. Harika bir ayet. Allah yani insan kendi gücü, kudreti, bilgisi, potansiyellerini dikkate alarak Allah'la ilgili bir yargıda bulunuyor. Yani işte o müştikçe bir tutum. Evet. Ee, müşrik Yasin, zaten Allah'ı takdir edemiyor. Yasin suresinde sizin işaret ettiğiniz yani bu çürümüş kemikleri kim diriltecek yahu diyor. Şimdi tamam senin anladık o, o diyorum ki ben e, IQ'su beden ısısının altında olan insanların kavrayabileceği bir şey değil. Ben anladım seni tamam yani sen onu diyebilirsin ama Allah'ı takdir etmeye hiç değilse teşebbüs eden bir insan bunu e, böyle olmayacağını e, bilebilir. Bir tanrının saklı yüzü diye bir kitap e, Gerald Schroder diye bir fizikçinin. <laughs> Türkçeye de aktarıldı kitap. Ben de İngilizcesini yıllardır tavsiye ediyorum. Sonunda Türkçeye çevrildi. Sevindim. Orada diyor ki fizikçi bir adam neden tanrının ispatına kalkar? Ya diyor ben şunu fark ettim. Gerçekten çok esaslı bir kitap. Şunu fark ettiğim için bu kitabı yazmaya karar verdim diyor. Biz insanlar bir şey sağlam olsun diye gayret ettiğimizde yere mesela fora kazıklar çakıyoruz. Yere sabit diyelim. Ya bir baktım evrende hiçbir şey yerde değil. Her şey havada. Bütün gezegenler, dünyamız her şey havada. Yani bunu bu şekilde bu projeyi, bu çılgın projeyi bu şekilde koyan yani ilahi olan bize bir şey göstermek istiyor. Ben de bunun sırrını merak ettim ve onun için buna giriştim diyor. Şimdi bu takdir etme çabası yani her şey havada bir gravitasyonla, bir çekim gücüyle bütün varlıkları siz boşlukta tutuyorsunuz. Şimdi böyle bir varlığı takdir etme çabası takdire değer. Ama ne kadar takdir edebilir? Siz oradaki <laughs> takdir edemediniz, takdir edemezsiniz anlamına da geliyor. Edemeye edemezsiniz çünkü o, o sizin e, zihniniz, e, o sıkleti, o ağırlığı çekemez. Ama buradan bir yargıya vararak. Madem ben yapamıyorum biz bunu yapamıyoruz. Kaldı ki insan neler yapıyor? Bugün insanın yaptıklarını dikkate aldığınızda insan sıfırdan bir işte klonlayarak ne bileyim varlık meydana getirme çabasındasın. Yani Allah böyle bir şeyi sana söylediği zaman neden inanılmayacak bir şeymiş gibi bakıyorsun. Şimdi son burada kısaca şunu tamamlamak üzere söylemek isterim. Kur'an-ı Kerim ahireti hem inanılacak bir varlık alanı hem de kesin ve bil ahireti hum yuqinun onlar ahirete sadece inanmazlar onlar ahireti kesin olarak bilirler yani önce inanırlar ama ondan sonra o inanç inanç doğrulandığı zaman ancak bilgiye erişir ve bilgidir insanı tatmin eden ve kalbinde zihninde hiçbir şüphe bırakmayan inancın içinde şüphe olur bilginin içinde şüphe olmaz onun için ahireti onlar kesin olarak bilirler kategorisine çıkarıyor Kur'an-ı Kerim. Eğer bizim hala ahiretle ilgili inanan bir insanın zihninde azıcık şüphe varsa Allah'a imanını gözden geçirsin. Ahirete imanı sonra. Yani orada çok daha ciddi bir sıkıntı var demektir. Hocam, Hocam ve... bu şeyi e, ifade ettiniz yani. Şaşılacak bir şey varsa o da onların bu konudaki o şaşkınlığı, Hı -hı. vurgusu gerçekten evet. çok önemli. Evet. Hani siz az önce ifade ettiniz ayette yani bu çürümüş kemiklere kim hayat verecek? soruyor adam. Bunu belki kavrayamıyor, anlayamıyor ama ayette çok güzel cevap vermiyorum. Yani onu ilk kez yaratan kimse o. Yani dolayısıyla bunda da şaşılacak bir şey yok yani. Zaten Allah yani bir kere yarattıktan sonra onu tekrar yaratabilmesiyle ilgili kuşku duyman şaşılacak bir şey aslında senin şey vurgusu yapıyor. Bir de burada Hz. İbrahim'in e, yani kıssada geçen o oradan alınacak ders bence çok yani bununla uyuşuyor gibi geldi bana. E, yani işte putları kırıyor. işte o en büyüğünü bırakıyor orada. Ve gelip diyorlar ki İbrahim işte sen mi yaptın bunu ilahlarımıza? Diyor ki sorun. Yani bak sorun bakalım yani eğer siz işte biliyorsa size cevap verebiliyorsa a burada yani a'ya sorun bakalım acaba yani kim yapmış bunu diye. Şimdi bir an gerisin geri dönüyor adamlar şaşıyor hakikaten yani nasıl soracağız nasıl cevap alacağız. Anlık bir şey belki bu evet insan böyle bir afallama yaşıyor da bir şaşkınlık yaşıyor ama sonradan yine herhalde eski durumuna daha kolay adapte olabiliyor. Dönebiliyor. Buradan hareketle şunu soracağım hocam her ikinize de. Bir Şimdi şey, baş, ha, yeni soruya mı getirdin? Yok yeni değil hocam of, konuyla tamam. ilgili. Şimdi ölüm herkesi eşitleyen yasa dedik çok güzel başlık. Ama aynı zamanda e, herkesin kendisine eşit olduğu bir yasa değil mi hocam? Yani herkesin eşit mesafede olduğu. Yani bugün aslında mesela diyelim ki ölüm döşeğinde e, ölmesi beklenen işte diyelim 90'lı yüzünün mer merdiven daymış bir e, insanla yeni doğan bir bebek arasında aslında ölüme yakınlık uzaklık farkı yok. Yani o yaşamayı bir süre daha devam edebilir. Yeni doğmuş bebek ölebilir. Dolayısıyla bizim aslında ölüm biraz da böyle herhalde değerlenmemiz lazım. Yani bu dünyaya gelirken yanımızda böyle bir e, ölüm tarihi etiketiyle dünyaya gelmiyoruz. Şu kişi şu çok zaman büyük bir nimet. Ölecek kişinin, şeklinde. Kişinin ne zaman öleceğine dair bir bilginin kendisine verilmemiş olması, yaşam enerjisini canlı tutması anlamında çok büyük bir nimet. Bir 50 yaşındaki birisine deseniz ki 40 sene sonra öleceksin adam korkmaya başlar. Yani <laughs> o bile zoruna gider. Onun için o büyük bir nimettir. Yani yaşamın gerçekten kodlanması, algoritması ilahi olarak gerçekten çok yaşayan insanın enerjisini bir defa en üst seviyede tutmanız gerekiyor. Onun için hasta olsa dahi mesela tedavi edilebilirdiğine umut onu yine hayata bağlıyor. Evet. Tedavi edin emri yine hayata bağlıyor. Bizim için hayat yaşadığımız anı kıymetlendirme, değerlendirme, hakkını vererek yaşama. Yani o doya dolu dolu hayatı yaşayın diye demin konuştuk ya, başlık attığımız e, hayatı dolu dolu yaşayacağız. Burada hiç tartışma yok ama mesele şu daha kalıcı olanın bize yani velel ahiretu hayrun ve ebka ahiret daha kalıcı ve daha hayırlıdır. Sözü kime niçin söylenir? Yani bunu bunu yorumlayalım diye size sorduğumuz zaman yani birisi size sorduğu zaman bana sorduğu zaman ya bu söz niye söylenir? Burada neyi karşılaştırıyor Kur'an-ı Kerim? Tabii. Bu, bu esas üzerinde durmamız gereken bu. Yani ahiret vurgusu dünyevi olanı, dünyayı bir kötürümleştirme, ikincil sayma mıdır? Yoksa daha iyi vurgusu aslında burada karşılaştıklarımızı tolere etme, onlara sabretme, hayatı bir imtihan, kötülüklerin üstesinden geleceğimiz hayat geleceği kazanmak için mücadele verebileceğimiz yani bir fırsatlar alanı bize sunulmuş bir imkanlar alanı mı olarak mı göreceğiz? Yani bir hasta kişi az önce Caner Hoca çok güzel söyledi. Yani bir insanın ahirete inandığı halde sanki inanmıyormuş gibi yaşamasını anlamakta zorlanıyoruz diyor. İnanan bir doktor, doktor üzerinden gidelim bakın. Size doktor olur, başkası olur. Yani size elinize, ayağınıza iyilik yapma imkanı gelmiş evet. ve diyorsunuz ki ya git Allah versin mesela ya, ya ben ya tamam bu benden uzak dur yani falan bir şekilde başımızdan savuyoruz. Şimdi bu iki türlü tutum var. Bir size gönderilmiş bir imkan, bir fırsat. bir fırsat. Bu bir fırsat. Şimdi ahirete inanan insan için benim imkanım var ve imkansız imkanı olmayan birisi benim yanıma geldiği zaman bu benim imtihanım. Ve bu imkanı benim bir fırsata çevirmem lazım. Fırsat ganimettir tamam İnanan bir insan çünkü bir şey yapacağım, önden göndereceğim ve önden gönderdiğim bana hazırlık yapacak. Üstelik siz aramamışsınız bu ayağınıza kadar gelmiş. Ayağınıza kadar gelmiş. Şimdi geçen hafta oldu, taşındığımız sitede üst kata birisi taşınacak. Giderken tam çıkıyorum, adam denk geldi. Dedi ki ya Elektrik panosu nerede burada dedi. Elektrik bağlatacağım falan filan. Niye dedim. Ya yeni taşındım da dedi. Elektrik yok. Nereye taşındınız ya şuraya taşındınız. Dedim ya bir alttayız biz. Siz bizim evden sizi atabiliriz. Bizde elektrik var daha bağlamamış adam. Kullanabilirsiniz. Perdeler işte takılacak falan. Eşime dedim ki birazdan ben çıkıyorum. Gelip elektrik priz işte destek isteyebilirler. O da dedi, ya dedi tam hazırlık yapıyorum işte vesaire vesaire dedim yani adamın ayağını Allah beni göndermiş ya adama bak orada bir şey var tamam mı? <laughs> orada imkan var. Orada imkan var bu imkan fırsatı kaçıramam dedim ya yani, tamam şimdi bu bence hayatı böyle baktığınız zaman yine estetize ediyorsunuz evet. hayatı yani. Çünkü bu bakışla ilgili Hayatın İnanan bir insan, insan olduğu değil mi? Dinin evet, en önemli evet. paradigmalarından biri kötülüklerin varlığını anlamada, hayatın evet, anlamlandırmada, evet. günü nasıl yaşayacağını programlamada İslamın en temel yaşıyorsunuz. Yani en hayatı adam gibi yaşıyor, dolu dolu yaşıyorsunuz. Yani hayatın merkezine yok. koymada. Yok. Yani herhalde bu Tabii. dünya bir imtihan dünyasıdır. İslam'ın en temel e, verdiği bakış açılarından biri hayatı. Kesinlikle. Tüm... Hocam bir de şey diyeyim mi? Kötülük nasıl çabuk yayılıyorsa iyilik de böyle bir Tabii. şey değil mi aslında? Yani siz mesela bu jesti yaptınız. Muhtemelen... O bunun karşılığında size ya da bir başkasına Dur. o zarafeti gösterecek. Yani, yani hocanın yapalım. o zihniyetinde olabilmek için yani karşına iyilik çıkınca bu bir fırsat ben bunu yapmalıyım demek için... ...bir imtihan dünyasında olduğunu bilincinde olmak lazım. Yani e, maçta olduğunu bilen ayağına top geldiyse yani nasıl ki gol atsam benim için fırsat diye düşünür. Yani maçta olduğunun farkındaysa top ayağına gelince kaleciyle karşı karşıya kalmıştır. Bu da birazcık böyle bir şey ama bunun farkında olmayan kimse yani hayatını anlamlı bir şekilde dolduramayacağı gibi işte kendisi için kalıcı bir şeyler yapmakla da geçiremez. Şimdi bence iki tane şeyi de anlatmak önemli. Birincisi demin Emre Hocam da dikkat çekmişti ona. Gerçekten biz burada aslında ne kadar kalacağımızı bilmiyoruz. Ölüm hepimize yakın her an ölebiliriz. Bunu bence işlemek çok önemli vermek. Fakat diğer taraftan şunu da söylemek lazım karşıdaki. Çünkü insanlar bu konuda da kendini kandırabiliyorlar. Ya canım en azından büyük ihtimal ben de ortalama bir 80'leri mutlaka geçerim. İnsanların bayağı bir kısmı geçiyor. Yani insanlar bu konuda da hemen ölme ihtimalim var ama ya o herhalde olmaz. Çok zayıf ihtimal gibi bir kaza falan, trafik niye olsun? Niye bana işte şimşek çalksın falan diye düşünüyorlar. O yüzden bir de bence her zaman için şunu da düşündürtmek lazım. Ya kardeşim sen bu dünyada olabileceğin bana en idealize ettiğin hayatı anlat. Onu tamamen bir yaşayacağını düşün. Dü dünyevi bir hayat yani Allah Allah ilişkide olmadan bir hayat yaşayacaksın. Diyelim 200 yıl yaşayacaksın. Ömür de uzatıldı. 200 yıl 20'li yaşlardaki bir insanın sağlığında yaşayacaksın. Hiç acı çekmeyeceksin. Ee, beynin öyle bir ayarlanacak ki içinde hiçbir sıkıntı hissi olmayacak. Hep sevdiklerinle bir arada olacaksın. Ve dünyanın en zengin insanlarından biri olarak dünyada maddi istediğin her şeyi alacaksın. Maddi bir sıkıntı yaşamayacaksın. Dünyadaki en güzel manzaralı evlerde, dünyayı hep gezerek... Hiç yorulmadan yaşayacaksın. Hiç yorulma hissin yok, sıkıntı hissin yok. 200 yıl böyle yaşıyorsun. Şimdi böyle bir hayatı dünyada yaşayan herhalde hiç kimse buna yakın bir hayatı bile dünya tarihinde olmamıştır büyük ihtimal. Fakat <laughs> şunu düşünüyorum, ben de onu şunu diyorum. Böyle bir hayatı yaşasan yani seni şu anda tahmin edebileceğin hani Allah ahirette düşünmeyi bir kenara bırakıp da peşinde gittiğin bir hayat var ya. Sen o hayatı gerçekten yakalamış olsan, tahmininin üstünde bile yaşayabilsen. Ya bir gün son günü uyanacaksın. Yine böyle bir gün olacak. Son gün uyanacaksın o hayatın. O son gün bu hayatta işte o sevdiklerinle beraberdin onlar, milyarlarca doların onlar, sağlıklı bedenin onlar, anıların, hatıraların hepsi kalacak ve ertesi güne uyanamayacaksın. O son günde bunlar her şey kalacak. Ha eğer ki böyle bir son günü uyanıp da yani bu hayat sürekli bir hayat değilse, ahiret hayatı yoksa Dünyada yaşanmış en iyi hayatı yaşamış olmak bile anlamsız bir şey. uğrunda yaşanmaya değer hedef değil. Allah'ın rızası yanında, ahiret hayatı yanında böylese dünyadaki en idealize edilebilecek bir hayat bile o kadar küçük bir hedef ki böylesi küçük bir hedef, hedef yapıp Allah ahireti bir kenara bırakmak olabilecek en üst seviyede bir enayilik. İnsanın kendisine attığı en büyük kazık. Evet. Seni hocam. Hocam e, süremizi doldurmak üzereyiz. Bir iki 3 dakikamız kaldı. E, toparlama adına eğer eklemek bir, istediğim bir şey varsa. Gabriel Marcel'den de şey de mesela Gabriel Marcel ümide dikkat çeker. Yani ümit duygusu da bizim insanlarımıza fıtrattan verilmiş bir şey. Bir insan ümit ederek yaşar. Ümit hissi bizi Allah'a götürecek bir yönü var. Çünkü biz ümit ettikçe gerçekten Allah'ın karşını verdiğini buluruz. Ama tabii ki sırf ümit ettiği için Allah'a gitmek o bir bizim wishful fulfillment olurdu. Yani sadece biz böyle bir şey arzu ediyoruz. Arzu ettiğimiz için Allah kavramını uydurduk. O Pascal'ın argümanındaki gibi bir şey olurdu. Fakat Allah'a aramaya ümit din ihtiyacı götürünce Allah'ın varlığını anladığımızda gerçek anlamda hayatta ümidi mümkün olduğunu anlarız. İşte Hicr suresi 56. ayette dediği gibi fasıklardan başka Allah'tan kim ümidini keser? Çünkü Allah'ın varlığının anlaşılması ahiretin varlığını ve bu dünyadaki hiçbir sorunun gerçek anlamda olabilecek en kötü hastalıklar, en kötü dünyadaki ayrılıklar, en kötü iflaslar, bunların hiçbirinin de ahiret hayatına göre bakıldığında çok çok küçük sorunlar olduğunu, gerçek ümidi mümkün olduğunu gösterir. Bir de Pascal'la ilgili bir şey dedim, ben de girdim, hocam gibi düşünüyorum, tahminim aynı düşünüyoruz. Pascal kendi argümanını Allah'ın varlığı için bir delil olarak vermişti. Yani Allah'a inanınca, Allah'ın dedikleri olduğu düşünülen şeyleri yapınca çok büyük bir kazanç elde etme var. Bunları yapılırsa kaybedeceğim bir şey yok. Ama Allah var da yapmazsam çok büyük bir zarar var. Ha demek ki ben o zaman haydi Allah'a inanayım gibi bir şey için kullanılmıştır. Paskal'ın hmm. kullan. Var. Allah'ın varlığının bana göre o kadar objektif delilleri var ki evrenden. Allah'ın varlığının 12 delili kitabında onları yazmaya çalıştım. Böylesine delillerin peşine gitmek. Yani insan istediği için bir tek Allah'a uydurdu demeye götürebilecek delillerin peşine gitmek <laughs> tamamen yanlış. Fakat burada büyük bir fakat var. Pascal'ın kumarını Allah'ın varlığı için bir delil değil. Fakat biz ne yaparsak yapalım bu hayatta Allah'ın varlığı, ahiretin varlığı gibi konuları düşünmeden bu konuları ciddi şekilde masaya yatırmadan geçemeyiz için düşünürsek Pascal'ın dediği ha orada çok önemli. <laughs> Çünkü bu dünyanın önemli bir kısmı apateist dediğimiz kategoriye sokabiliriz. Yani Allah varmış yokmuş hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar veya agnostik, hatta agnostiklerin çoğu da ben bu konuyla ilgilenmedim, Allah var mı yok muya bakmadım, şüphe ondan şüpheciyim diyor. Hatta Allah varlığına inananların çoğu da ben bu konuyla ilgilenmiyorum diyorlar. Pascal'ın yaklaşımı bize şunu gösteriyor: Allah'ın varlığı ve sonundaki çıktı, Allahla ilişki kurunca o kadar büyük ki, Allah'tan kopuk olunca da buradan çekeceğimiz üzüntü o kadar büyük ki, biz ne yaparsak yapalım bu dünyada. Bu konuyu masaya yatırmadan bu hayatı geçiremeyiz. Bu konunun olabilecek en önemli